Bakanımız çıkıyor, diyor ki 26 Ekim 2019'dan sonra hayvan ithalatı yok. CHP Edirne Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'de hayvancılık sektörünün yaşadığı krizi ve çözüm yollarını gösteren bir rapor hazırladı. Bakanımız çıkıyor, diyor ki 26 Ekim 2019'dan sonra hayvan ithalatı yok. Cumhurbaşkanı çıkıyor, evet yok ama 200 bin tane hayvanın girdiğini biz kamera kayıtlarından buluyoruz, videolardan buluyoruz. Uruguay'dan gemiye yüklerken diyor ki bak Türkiye'ye 15 bin tane hayvan gönderiyoruz. Ya böyle ciddiyetsizlik olmaz yani. Raporda hayvancılık sektörünün özellikle son 10 yılda çözüm olarak sunulan ithalatla birlikte sürekli daha da derin bir krize sürüklendiği belirtilerek, hükümetin acil olarak üreticiyi destekleyen önlemler alarak ithalata dayalı politikalardan vazgeçmesi istendi. Yani ya 4 tane ürün, bakın yağlı tohumlu bitkiler bizim bölgemizin ürünü. Ayçiği, soya, pamuk, bunun çiğidi ve kanola. 3,5 milyar dolar. Ya 3,5 milyar dolar ithalat bedeli her yıl. 3,5 milyar dolar ne biliyor musunuz? Yani bu sene bütün çiftçilere, ÇKS'de kayıtlı çiftçilere, yaklaşık 8-9 milyon çiftçiye verdiğiniz tüm destek bir yılda başka ülkelere verdiğiniz para. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu'nun hazırladığı rapora göre 2010 yılında başlayan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 2019 sonuna kadar 8.1 milyar dolar ödendi. Eskiden 1 litre süt satarak 2 kilo yem alınırken şu anda sadece 1 kilo yem alınabiliyor. 2019'un desteklerini hala tamamlamadınız. Biz olsak 2019'un tamamını öderdik, 2020'yi verirdik. Çünkü niye? Ya bütün sektörler durdu şu anda. Bütün sektörlerde sorun var. Tarımda sorun yok. Çünkü topraklar bizde. Sulamaya daha fazla destek verirsiniz. Beraber yapabiliriz bunu. Kaynakları tarıma aktarırsınız. Çünkü bizim üretmeye ihtiyacımız var. İthal pamuğa ihtiyacımız yok. Bakın arkadaşımız söyledi. 3 yıldan beri pamukta destekleme yok. 4 yıldan beri de ayçiğini desteklemiyor. Doçent Doktor Gaytancıoğlu, yaşanan sorunlara çözüm için üreticiyi destekleyen hayvancılık politikasının uygulanması gerektiğini söyledi. Depolar dolu ama ithal ürünlerle dolu. Eskiden biz makarnayı, Türkiye'nin makarnası meşhurdur, burun buğdayı. Konya, Karaman, o taraflarda çok fazladır. İşlerdik, dünyaya satardık. Şimdi Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alıyoruz, işleyip yine satıyoruz. Ya niye kendi çiftçimizden almıyoruz da başka ülkelerin çiftçilerinden almaya çalışıyoruz? Siz hala bu tarımın önemini bize kalırsa anlamadınız. Torba kanunu getiriyorsunuz, güzel. 35 maddeden oluşuyor. Birçok alan var, bazılarına destek veriyoruz. Ama ben şu ortamda mesela bu yasanın içerisinde çiftçi borçlarının yeniden yapılandırmasını görmek isterdim açıkçası. Sigortalayan çiftçiler tarım krediden borç aldıkları için, kredi aldıkları için mecburen sigortalanmış. Yani çiftçiyi kaderine terk etseniz, tarım krediden başka yerden kredi almasa kimse sigortalanmayacak. Çünkü para yok çiftçide, yani çay parası yok. Nasıl sigorta parası versin? Yani...